Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, yine bir felsefe videosu yapacağım. <laughs> Şimdi hemen benim kanalımda daha çok hiking, dağda yürüyüş videoları olduğu için merak edenler olabilir. Niye artık yapmıyorsun diye. <laughs> çok basit sebebi. Ben o faaliyetleri yapmıyorum bir süreden beri. Yapamıyorum daha doğrusu. O yüzden video yapmadım. Yapmamamın sebebi de yani artık Türkiye'de çok çekeceğim enteresan şeyler yok. Ben de gitmiyorum yürüyüşe. Çünkü hep belli yerlerde yürüyorum. Ee, başka videolarda da bahsetmiştim. Türkiye'de bu işin belli e, sıkıntıları var. Bir kere altyapı yok. Çizilmiş e, şeyler e, ne denir ona? Uzun mesafe patikaları e, çok az. Olanlar da işte bildiğiniz Likya yolu, Karya yolu falan. Yani e, yeterince gittim oralara. E, size de elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. E, ama yani şu da var. E, ben benim için hani kamp videoları yapabilirim aslında. Kampa gidebilirim. Arabayla bir yerlere gidebilirim. Oralarda kamp yapabilirim ama benim için e, o işin e, daha zevkli kısmı, benim esas gitme sebebim o tür faaliyetleri yapma sebebim e, yürüyüş kısmı kamp kısmından daha çok. Onu da artık e, çok beni ilgilen, yani enterese eden e, nasıl söyleyeyimse heyecanlandıran bir yürüyüş olmadığı için Türkiye'de ve işte Avrupa'ya da gidemiyorum. O yüzden bir yürüyüş videosu yapamadım uzun süreden beri. İşte bilmiyorum belki Temmuz Ağustos gibi yine kaşkarlara bir giderim. Belki orada video yaparım. Bilmiyorum daha karar vermedim ama gidebilirsem eğer. İsveç'e gitmeyi istiyorum yine Eylül ayında. Çünkü çok özledim oraları. Gitmeyeli de 4-5 sene oldu. Ee, yani daha fazla da e, uzatmayayım konu felsefe çünkü. E, hiking'den, yürüyüşten bahsetmeyeyim bu videoda. Ee, şimdi esas konumuza geçelim. Ee, şimdi bugün e, işleyeceğimiz konu bir makale, felsefi bir makale, çok ünlü bir makale. Ee, bu makale e, Thomas Nagel'in e, şeyi orijinal ismi The Absurd olan yani Absurd e, isimli e, makalesi. E, bana göre Thomas Nagel e, yaşayan en büyük filozoflardan. E, Bernard Williams'la birlikte benim en sevdiğim iki işte 20. yüzyıl yani çağdaş filozof diyebileceğimiz filozoflardan. Bu iki isim hem filozof olarak hem de yazar olarak çok iyiler. Thomas Nagel, Bernard Williams vefat etti 2003'te ama Thomas Nagel hayatta şu anda sanırım 85-86 yaşında. Şimdi... Bu tür videolar yapacağım bir süre, bir süre değil. Yani hep yapmak istiyorum aslında. Yine böyle önemli felsefe makaleleri üzerine yapacağım bu videoları. Bunun belli sebepleri var. En önemli sebebi, yani benim bunları çok sevmem dışında, çok okumam dışında, en önemli sebebi, şimdi bana göre Türkiye'de Böyle klasik bir e, okuma çerçevesi var, e, okuma kürü var diyeyim size. Hani bir kür verir ya doktorlar, öyle bir kür var. Bu edebiyatta, felsefe vesaire, bu tür e, kültürel e, alanlarda ya da ne bileyim daha geniş bir şeyle bilgi alanlarında böyle bir çerçeve var. Yani bunu e, nasıl örnek vereyim size? İşte edebiyat alanında Türkiye'de okuyan e, bir insan. Genelden bahsediyorum arkadaşlar. Çan eğrisinin o büyük e, böyle e, bombe yapan geniş kısmından bahsediyorum. Elbette istisnalar var. Bu e, ya yani genelde okunan şeyler atıyorum edebiyatta Dostoyevski okunur, işte Kafka okunur, e, işte ne bileyim e, Tolstoy okunur. E, i̇şte Fransızlardan kim var? E, Emil Zola vardı benim zamanımda şu an o kadar ilgi çekiyor mu bilmiyorum. Ee, işte bunun gibi şeyler yani işte Türk edebiyatından bir takım şeyler okursunuz. İşte e, felsefede e, bir şeyin benim zamanımda Orhan Hançerlioğlu'nun bir felsefe sözlüğü vardı galiba o var. İşte ya ben Türkçe felsefe çok okumadığım için e, çok da iyi bilmiyorum ama işte hani insanların insanlardan gördüklerim işte Aristoteles öğrenmeye çalışıyor. E, Eflatun Platon öğrenmeye çalışıyor işte Sokrates kimdi, işte Schopenhauer, Kant bilmem ne yani bu felsefenin e, ana sütunları yani felsefeye felsefe dedirten bize o alanı oluşturan büyük isimler yani tarihteki isimler e, okunuyor. E, ya onları da tabii nasıl okuyor insanlar onu da bilmiyorum çünkü felsefe okuyan bir arkadaşım da yok ki sorayım yani çünkü o şeylere okumak da çok zor. Yani işte Aristoteles'in metafizini okumak bilmem ne falan. Yani bunları uzmanlar dışında kim okuyor? Onu bilmiyorum. E, ben ne Türkçe'de ne İngilizce'de e, asıllarından da okuduğum çok nadir var. Mesela şeyi okuması kolaydır. E, Platonu okuması kolaydır. Çok iyi yazar çünkü Platon. E, Platon bir sanatçıdır aynı zamanda. Kantı okumak çok zordur. Ben şeyi okumuştum yüzde yetmiş beşini galiba. E, e, pür Aklın Eleştirisi miydi Türkçe'de bilmiyorum. Critique of Pure Reason İngilizcesi. Tamam neyse uzatmayayım yani. işte Türkiye'de okuyan üfleyen kesim için, geneli için bir şey vardır, bir çerçeve vardır yani. E, ben de o çerçeve içindeydim e, belli bir aşamaya kadar. Ben... E, ...başka bir dünya olduğunu sonra keşfettim. İlk önce edebiyatla keşfettim. İşte arkamdaki kitaplıkta görüyorsunuz. E, o kitapların çoğunu ben e, ikinci el falan aldım. E, topladım yani. E, edebiyatta işte ne bileyim... ...bakıyorum arkama şu anda ne var. Mesela Richard Ford diye birini Türkiye'de kaç kişi biliyordur bilmiyorum. Hacini belki bilen vardır. E, i̇şte ne bileyim... E, Kormak McCarthy, işte Dandilio, bunları kim biliyordur Türkiye'de bilmiyorum. vardır illaki bilen ama bu genel bir şey değil yani e, konu e, felsefede de böyle e, yani Aristoteles'ten şundan bundan e, çok daha geniş bir dünya var onun yani en azından onların üstüne binlerce yüzlerce yıl geçmiş durumda elbette ki bu alan gelişiyor e, ve ben o dünyayı e, biraz elimden geldiğince kıra döke kendim de bir amatör olarak biraz insanlara tanıtmak istiyorum. Yani insanlar felsefe sadece Aristoteles'in metafiziği, işte Poetikası, işte ne bileyim Platon'un şeyi nedir devlet e, türkçesi galiba devleti değil bundan ibaret değil e, çok daha büyük bir felsefe alanı var. E, Diğer bir şey de şu, ben daha çok e, analitik felsefe ile ilgileniyorum. E, Kıta Avrupası felsefesini çok iyi bilmiyorum. Çok ilgi duyduğumda e, söylenemez. Okudum tabii, Heidegger şudur budur falan bunları da okudum. İkinci kaynaklardan da okudum. E, ama işte hani dediğim gibi analitik felsefeye daha çok ilgi duyuyorum. Analitik felsefede de şu anda dünyada çok bayağı da uzun bir süredir felsefe çalışmaları makaleler üzerinden dönüyor. E, tıpkı e, diğer e, akademik alanlarda olduğu gibi. Şimdi felsefe e, akademide <laughs> piç edildi diyenler çıkacaktır ve e, kısmen de haklıdırlar. E, ama o yığının içinden de e, muhteşem şeyler çıkıyor. Ben bana göre o muhteşem yığın içinden e, size bir şeyleri aktarmak istiyorum. En azından e, aşina kulaklarınızın, gözlerinizin aşina olmasını istiyorum. İlgiliyseniz bu alana. Şimdi bu hani akademik felsefe çok şeydir, kalitesizdir, şudur budur, jargona boğulmuştur. Bu bir fil dişi kule olayı vardır falan filan e, böyle genel bir imaj var. Şimdi bence hani bu akademide felsefe piç edildi diyenler falan filan. Bu tür şeylerde e, hayatta bence edinilmesi gereken en önemli prensiplerden biri çok böyle genel, e, genel geçer yargıların altında hep bir bit yeni yaramaktır. Yani boş verin siz bu akademiden felsefe çıkmaz falan diye maço saçmalara. Okuyun, dinleyin, siz kararınızı kendiniz verin. Şimdi arkadaşlar biraz böyle giriş yapıyorum. Bu girişi yapmak zorundayım çerçeveyi çizmek için. Yani YouTube'dan seyredeceksiniz bunu. Girişleri de öyle çok kısa, kompakt bir şey hale getiremiyorum. Böyle yani benim yaptığım videolar ee, Burada kaçıncı defa söyleyeceğim? Söylememem lazım aslında ama neyse söyleyeyim yine. Ee, bu giriş bir çerçeve çizmek açısından e, önemli. Neyi nasıl yaptım? Bu yaptığım adam kimdir? Nedir? Amaç ne? Bunları size çizmem lazım ki bir şeye otursun daha sonra size e, ders şeklinde anlatacağım makale. Her neyse e, devam ediyorum yine giriş kısmına. Şimdi bu makale e, Thomas Nagel'ın... E, Efsane kitabı Mortal Questions'dan. Şöyle göstereyim size. Ters mi görüyorsunuz, düz mü görüyorsunuz bilmiyorum. Mortal Questions'ın Türkçesi e, ölümcül sorular. Kitap e, yazarın e, bazı makalelerinden oluşuyor. Hani toplama derler ya bizde işte öyle. E, yani... Hani klasik insanların kafasında felsefe kitabı nedir böyle hani tuğla gibi kitaplardır falan. Bu öyle bir şey değil. Yani bayağı kompakt bir kitap. Ben kitabı şimdi bu makaleleri size ders şeklinde hazırlamaya başlamadan önce iki kere okumuştum. Zaten kitabın canı çıkmış durumda altyazı yazmaktan. Şimdi üçüncü kez okumaya başladım. Bu ve her okuduğumda da başka bir şey düşünüyorum. Çünkü insan bu tür şeyleri okudukça bu size başka alanlar açıyor. Yani insan aklı öyle çalışıyor. En azından benim aklım öyle çalışıyor. Oradan oraya atlıyorum. Orada bir dipnot vermiş. Orada bir yazar var. Onu okuyorum. Oradan benim aklıma başka bir şey geliyor. Orijinal olduğunu düşündüğüm başka şeyler geliyor. Her neyse. Şimdi Thomas Nagel'ın sevmemin büyük sebeplerinden birisi de şu o kadar minimal ve minimal ve sadece önemli olan şeyleri yazıyor ki e, yani neredeyse hiçbir yere atlayamıyorum e, makalede. Şimdi bu makale aslında kitapta e, 12 buçuk sayfa ve normalde hani yani akademik felsefede de bu tür makaleleri 4-5 sayfada e, anlatmak e, mümkün. Çünkü işin tekrar ve balon ve akademik racon kısmını çıkarınca pek bir şey kalmıyor geriye. Ama burada öyle yapmak mümkün olmadı. Şeyde de öyle, Bernard Williams'da da öyle. Böyle birkaç yazar daha var şu an aklıma gelmiyor. Onu ilerideki videolarda görürsünüz o isimleri de. Eee... Diğer bir konu e, şu, bundan sonra felsefe ile ilgili yapacağım videolar genelde işte hani e, Bernard Williams ve e, Thomas Nagel'dan buna benzer makaleler üzerine olacak. E, şimdi işin açıkçası şu, makaleler üzerine video yapmak, kitap üzerine yapmaktansa biliyorsunuz bir önceki e, felsefe ile ilgili e, video serisi e, Karl Popper'ın şey açık toplum ve düşmanları üzerine bir seri şeklindeydi. Bundan sonra hani en azından bir süre çok enteresan bir şey gelmezse aklıma bu tür makaleler üzerinden yapacağım çünkü hani daha kısa oluyor, zamanı daha iyi değerlendirmek verimli kullanmak açısından daha iyi diye düşünüyorum. Bu Mortal Questions kitabına ulaşma imkanı olanlar varsa ve yani tabii ki Buna ilgi duyanlar varsa beklemeden e, almalarını tavsiye ederim. Mümkünse e, İngilizcesinden okuyun. Çünkü e, dediğim gibi Nagel müthiş bir yazar. Ve İngilizce'de felsefe çok daha canlı ve e, ilgi çekici oluyor. E, bunun nedenlerini bazı yerlerde bahsetmiştim. Şimdi onu tekrar e, deşmeyeyim. Evet. Mesela bu kitapta felsefe tarihinin, yani 20. yüzyıl batı felsefesi, analitik felsefe tarihinin en etkili makalelerinden, halen de çok etkili olan makalelerinden birisi var. Makalenin bundan başka bir makale, orijinal ismi What is it like to be a bat? Yani yarasa olmak nasıl bir şey? Makalenin ismi. Eee bu neden halen önemli? Şimdi felsefe ile ilgilenenler Avustralyalı ünlü bir filozof var David Chalmers diye. Onun meşhur ettiği İngilizcesiyle The Hard Problem of Consciousness meselesini yani Türkçesiyle zor olan bilinç problemini bilirler. Bakın mesela Hard Problem of Consciousness'ı zor olan bilinç problemini çevirdiğim zaman ne kadar Böyle muğlak oluyor, bütün o canlılığını, etkisini kaybediyor. Bahsettiğim şey bu. Neyse mevzuya döneyim. İşte Nagel, Thomas Nagel bu Hard Problem of Consciousness e, işinin e, temel direklerinden ve bu e, yarası olmak nasıl bir şey makalesi bu konunun e, yani subjektif deneyim ile ilgili e, problemin Felsefenin probleminin e, kutsal metinlerinden birisi diyebilirim. Yani temel direklerinden biri e, bu konunun. E, o da bu kitap içinde. E, ve o makaleyi de video yapacağım ama e, o biraz zor oluyor. Çünkü mesele e, zihin beden problemi ile ilgili. İngilizcesiyle mind body problemi ile ilgili. Ve bu ciddi e, soyut bir problem e, ve Türkçenin yapısı içinde bunu anlaşılabilir bir şekilde anlatmak e, zor. E, oradaki meselelerde açıklamalar yapmam gerekiyor. E, benim de ikinci kaynaklardan okuyup onlar nasıl anlatmışlar, bunu nasıl ele almışlar onu e, anlatmam gerekiyor. Çünkü şunu aklınızda tutun, bu makaleler, evet, Thomas Nagel çok iyi bir yazar. Yani e, Hani aslında normal bir akademik felsefe makalesini anlamak biraz zor olabilir. Ama Thomas Nagel çok e, iyi bir yazar olduğu için en azından yani hiç mevzuyu bilmiyorsanız bile ele aldığı konular da çok... Nasıl anlatayım size? E, pratik hayatımızla ilgili felsefenin konuları olduğu için hiç felsefe bilmeseniz bile bir kısmını anlayabilirsiniz. Ama öteki kısımlarını bu adam sonuçta bu makaleleri... E, şeylere yazıyor, felsefe dergilerine falan yazıyor. Felsefe dergilerine yazmadığı makaleler de var ama sonuçta sizden bir nasıl anlatayım bir temel bilgi talep ediyor. O yüzden ona biraz çalışmam lazım. Mesela bu yüzden çok soyut olduğu için ve çok açıklama gerektirdiği için ve çok zamanımı alacağı için başladım ama sellersın Sellers'in e, felsefe ve insanın bilimsel imajı (İngilizcesiyle The Philosophy and the Scientific Image of Man) isimli yine efsane bir makalesi var. E, onu e, bu problemden, soyutluk probleminden dolayı e, o projeden bir sürede olsa vazgeçtim. Şimdi bundan sonra bir de, şimdi bu kadar niye uzun bir açıklama yapıyorum? Çünkü bundan sonra bu felsefe makaleleri üzerinden videolar yapacağım. Bir sonrakinde bu kadar uzun bir giriş yapmayacağım. Ama bu böyle bir şeye girerken, böyle bir formata girerken biraz açıklama yapmak istiyorum. Diğer bir açıklama şu, bu makalelerde yani hepsi öyle olmayacak mesela bir sonraki öyle değil ama Hayatın anlamı e, konusu üzerine e, yoğunlaşmayı e, planlıyorum. Çok fazla şey söylemeyeyim şimdi ama bu konuda düşünmek e, bence e, tahmin edildiği gibi insanı e, ümitsizliğe sürüklemiyor, tam tersine hayata çok daha olgun, çok daha onun e, nasıl söyleyeyim mucizevi, mucizevi yanını görmeye teşvik ediyor. Şeylere detaylara e, bakışımız. E, kalınlaşıyor yani diğer bir deyişle hayatı daha derin daha ağır başlı bir şekilde görmeye başlıyorsunuz bu konuda nasıl düşündüğünüzü düşünme fırsatı buluyorsunuz yani bir kuş bakışı kendinize bakma fırsatı e, buluyorsunuz daha yoğun bir e, deneyim yaşıyorsunuz şimdi son olarak e, bu genel notlar açısından şunu söyleyeyim yani bunları Aslında yazarak yapmak daha iyi olurdu ama işte o zaman da arkadaşlar e, okumuyor kimse. E, yani tamam zaten 10-15 kişi dışında bunun da izlenmesi beklentim yok. Ama e, o 10-15 kişi de çok değerli benim için. E, yazsam muhtemelen hiç okunmaz ve evet bu kadar emek verdiğim bir şeyin sayısı da az olsa bir gruba e, e, ulaşmasını istiyorsun. O yüzden bu şekilde e, video şeklinde e, yapıyorum. Ee, bilmiyorum ileride hani bir yere bunların yazılı notlarını işte ne bileyim Google Drive falan gibi bir yere koyar mıyım ee, bilmiyorum öyle bir şey belki yapabilirim. Bir de son olarak şöyle bir şey söyleyeyim daha önceki bu Karl Popper'la ilgili yaptığım video serisinin başında da söylemiştim arkadaşlar bu bir çeviri değil. Evet ben makalenin belli kısımlarını çevirdim. Ama e, bir çevirden ne beklersiniz? Yani e, bire bir mutamot e, çeviri beklersiniz. Onun bir e, şeyi vardır, bir, bir sınırınız vardır o da. Bu öyle değil. Bunu bir ders olarak düşünün. Bundan ben felsefeye ilgi duyan bir amatör olarak ben felsefeyle ilgili çalışmıyorum. Pardon dizimi sallamaya başladım, sallandı biraz kusura bakmayın. Çünkü çok. <laughs> rahatsız ok oturuyorum. Şu anda oturduğum yeri bir görseniz böyle bir kamp sandalyesinin ah üzerinde ee, yine yeni kamp masasını şey yaptım. Evde çünkü başka uygun bir alan yok. Bu kütüphanenin önünde çekmek istedim. Boş böyle fayanslara falan bakmayın diye. Her neyse şunu söyleyeyim. Bunu bir ders olarak düşünün. Ben ne anlıyorsam size onu anlatıyorum. Bazı kısımlarını atlıyorum. Bazı kısımlarını ben abi sonuçta amatörüm. Yanlış anlayabilirim. Amatör olmasam bile Yazar onu kastetmemiş olabilir. Sonuçta ben burada bir bir yerde bir yorum yapmış oluyorum. Bunu aklınızda tutun. O şekilde. Evet, şimdi biraz da bu konu üzerinde bir giriş yapayım. Absürt kavramı hakkında biraz giriş yapayım. Öyle çok bunun için büyük çaba sarf etmedim. Açık konuşayım. Wikipedia'dan baktım. Genelde oradan baktım galiba. Ben zaten hani bunu saklamaya gerek yok. Bunda yanlış bir şey de yok. O Wikipedia'ya o sayfaları yazanlar da bu işi böyle hani kasıtlı sizi yanıltmak bilmem ne amacıyla yapmıyorlardır diye düşünüyorum. Ve hani sonuçta gördüğüm şey mantıklı geliyor bana. Bunda bir yanlış bir şey yok yani. Çok uzatmak da istemiyorum. Şimdi absürt kelime anlamı olarak... <laughs> manyak derecede akıl dışı, yaratıcı çeviri. Mantıksız ya da münasebetsiz veya alakasız demek. Saçma olarak çevirebilirdim bu makale boyunca ama onu istemedim çünkü aynı şey değil bence. Ve absürt sonuçta Türkçe'de de çok olmasa da kullanılan bir kelime. Ancak felsefedeki absürt ya da absürdizm insanın Anlam atfedilemeyecek bir dünyada anlam bulmak için yaptığı mücadele. Yani bu varoluşsal, İngilizcesiyle existential bir problem. Ekranıma bakacağım arkadaşlar. Şu anda bir Word dokümanı hazırladım. Oradan şey yapıyorum, bunu bilesiniz. Bu Bunda yanlış bir şey yok. Öyle e, Ü, bilmem ne sohbet şeklinde yaparak vaktinizi almak istemiyorum. Böyle kompakt olsun, motomat olsun istiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ee, i̇şin biraz da teorik yanına bakarsak bu problem aklın gerçekliğe nüfuz etmede ve, ve onu anlamadaki epistemik yetersizliği. Epistemik ne demek? Bilgi ile ya da onun ne derecede geçerli olduğu ile ilgili demek. Şimdi makaleye geçmedim tekrar söyleyeyim. Konuya girmeden önce bu absürt şeyi hakkında bir e, giriş yapıyorum size. Bu absürt meselesini Sisyphus miti örneğiyle meşhur eden Albert Camus. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Fransızca bilmiyorum çünkü. Ama onun da kökeni Kierkegaard. Yani kısaca bu işi büyüte, büyüteç altına koyanlar varoluşçular. Ama nihilizmin yani hitçiliğinde etkisi var. Absürdizm, nihilizm ve varoluşçuluk hayatın anlamsız olduğu konusunda anlaşıyorlar ama hepsinin son durağı yani buna getirdikleri çözüm farklı. Mesela varoluşçuluk genelde insanın kendi anlamını kendisi inşa etmesi gerektiğini savunuyor ve bunda özgür iradenin varlığına inanışının payı büyük. Nihilistler ise anlam arayışının tamamen fuzuli bir çaba olduğunu savunuyorlar. Camus yani absürdistler ise tereddütlü de olsa hayatta anlam bulma ihtimalini dışlamıyorlar. Ancak özgür iradeyi tamamen reddettikleri için önerdikleri yegane şey otantik bir yaşam ve bu absürtlüğe karşı gururlu bir pozisyon alma. Bunu göreceğiz zaten bu makalenin içinde. Evet, makaleye geçiyorum şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi İngilizcesi The Absurd. Türkçesiyle absürt bu makaleyi 1971 yılında yazmış yazar. Bildiğiniz gibi çoğu insan hayatın absürt olduğunu hisseder. Ama bu yargıya temel oluşturan savları incelediğimizde bunların genelde yetersiz olduğunu görürüz. Peki o zaman hayatın saçma olduğuna dair bu tür iddialar bize neden doğal gelir? Neden hayat saçma diyenleri direkt reddetmeyiz? Biraz hayatın absürtlüğü ile ilgili bu savlara bakalım. Örneğin hani denir ya şu anda yaptığımız hiçbir şeyin bir milyon yıl sonra mesela e, anlamı kalmayacak diye. Yani yapıyoruz ama bunların adı bile anılmayacak bir süre sonra. Bu teze şöyle diyebiliriz: Bir milyon yıl sonra anlamlı olacak bir şeyin de şimdi anlamı yok. Bu bir alternatif cevap. Ya da hadi diyelim ki bu mesele bir milyon yıl sonra bir anlamı olacak bir şey. Bu durum bizim şu andaki endişelerimizi, hayat gailemizi absürt olmaktan nasıl kurtaracak? Ya da bunların şu anda anlamlarının olmaması, hissettiğimiz absürtlüğü engellemiyorsa, bir milyon yıl sonra nasıl engelleyecek? Hayatın absürtlüğünü anlatmak için ortaya koyduğumuz ifadeler, genelde uzay ve zamanla ilgili. Sonuçta evrenin uçsuz bucaksızlığı ile karşılaştırdığımızda ufacık noktalarız. Bırakın kozmik zamanı onun yanında küçücük olan jeolojik zamanla karşılaştırdığımız zaman bile bizim hayatlarımız sadece bir an. Hepimiz göz açıp kapayıncaya kadar öleceğiz. Ama eğer hayat gerçekten absürt ise Hayatı absürt kılan sebepler bu hepimizin bildiği açık gerçekler değil. Diyelim ki ölümsüzüz. O zaman 70 yıl süren bir hayat sonsuz süren hayata göre sonsuz derecede daha mı absürt olur? Ya da hani evrenin büyüklüğüyle karşılaştırdığımızda toz parçası bile değil değiliz diyoruz ya. Evren boyutunda olsaydık hayatımız daha mı az absürt olurdu? Uzun lafın kısası, hayatlarımızın uzay ve zamanla karşılaştırılamayacak kadar küçük olduğu düşüncesi, hayatın anlamsızlığı fikriyle yakından bağlantılı. Ama bu bağlantının ne olduğu açık değil. Diğer yetersiz bir argüman ise, sonunda öleceğimiz için hayatı haklı çıkaracak bütün sebep sonuç ilişkilerinin havada kalması. Giyinmek, doymak, eğlence, ailemizin geçimini sağlama vesaire gibi sebeplerle okuyor ve çalışıyoruz. Ama nihai amaç ne? Detaylı, zengin, görseli yoğun ama hiçbir yere gitmeyen alengirli bir yolculuk mu bu? İnşa ettiğimiz sebeplerin genel sonucu ne? Neyi etkiliyoruz kısacık insan ömründe? Buna verilecek cevap evet, kendi başıma öyle ama başka insanlar üzerinde etkim ne, ol ne olacak olabilir? etkim olacak. Ama etkiledi etkilediklerimiz de ölmeyecek mi? Yani bu çözüm de aynı sorunu üretiyor. Hayatı anlamlı kılacak sebep-sonuç ilişkisinin insanın ölümlü olması nedeniyle boşa çıkması savuna karşı verilen birkaç cevap var. 1. Hayat amacı bir sonraki aşama olan bir dizi aktivite değil. Bu tür gerekçelendirme, İngilizcesi justification. Bu tür gerekçelendirme zincirleri hayatın içinde tekrar ve tekrar bir sona geliyorlar ve bu sürece bir bütün olarak gerekçe bulunup bulunamayacağının hayatın içindeki bütün bu varış noktalarının bitimli olması ile bir alakası yok. Başın ağrıdığında bir aspirin almak için başının ağrıyor olması dışında bir gerekçeye ihtiyacın yok. Bütün bu ara amaçların anlamsız olmasını önlemek için daha geniş bir bağlam ya da amaç gerekli değil. Burada bir, ben bir kısa bir açıklama yapayım. Yani kısacası hayata genel nihai bir anlam veremesen de bu hayatın içindeki faaliyetlerin anlamsız olduğu anlamına gelmez. Peki birisi size dese ki, bütün bu hayatta peşinden koştuğun her şeyin daha ötesinde hemen herkesin kabul ettiği bir gerekçe var. Ne dersin? Cevap şu. O gerekçenin de bir yerde nihayete ulaşması lazım. Yani burada da bir kısır döngü var. Sonsuza kadar giden bir gerekçelendirme hiçbir şeyi gerekçelendiremiyor. Gördüğünüz gibi bunların hiçbiri tatmin edici değil. Ama bu duruma yol açan gerekçelendirme sürecinin yanlış yorumlanması. Aslında hiç bu yollara sapmadan çok daha kolay bir şekilde tatmin olabiliriz. Biraz önce bahsettiğimiz argümanla argümanda argümanla ilgili temel sorun şu. Bu tür bir talep hayatın içinde yer alan bütün sebepleri yetersiz görür. Yani buna göre bir sona varan bütün sebepler yetersizdir. Sonuçta vardığımız yer ise hiçbir sebep sağlayamamak oluyor tabi. Uzun lafın kısası absürtlüğü gerekçelendirmek için kullanılan savlar rasyonel bir sav haline gelmede başarısız oluyorlar. Peki niye var bu savlar? Niye hayatı absürt olarak düşünüyoruz yani? Bunlar ifade edilmesi güç ama temel olarak doğru olan bir şeyi ifade ediyorlar da ondan. Gündelik hayatta bir durumu absürt olarak nitelememiz için o durumun hak ettiği düşünülen ya da emellenen ile gerçeklik arasında göze batan bir ayrışma olması gerekir. Bir dolandırıcının bir yardım kuruluşunun başına geçirilmesi ya da zaten yürürlükte olan bir kanunu tekrar meclise teklif etmek gibi. Bir insan kendini absürt bir durum içinde bulduğu zaman genelde emellediği şeyi modifiye ederek ya da onları gerçeklikle daha uyumlu hale getirerek ya da kendini o durumun içinden tamamen çıkarak değiştirmeye çalışır. Doğru, bazen absürtlüğü artık aşikar olan bir durumdan çıkmakta gönülsüz olabiliriz. Ama absürtlüğü ortadan kaldıracak şeyi en azından düşünmek mümkündür. Hayatın bir bütün olarak absürt olduğuna dair his ise belli belirsiz de olsa insan hayatından ayrılamayacak gereğinden fazla önemli olduğuna inandığımız fiillerimizi, emellerimizi, çabamızı algılamaya başladığımızda ortaya çıkıyor ve absürtlüğü kaçınılmaz hale getiriyor ki aslında bu düşünüş tipinin kendisi de hayattan kısa bir kaçış demek. İnsanın normal hayatta kendi durumundan, genel durumdan, insani ilişkilerden kaynaklanan geçici veya kalıcı bir sürü absürt durumu olabiliyor. Ama felsefi anlamda bir absürtlükten bahsedebilmemiz için bunun evrensel bir şeyin algılanmasından kaynaklanması lazım. Bütün insanlık için gerçeklikle var olanın kaçınılmaz olarak olarak çatıştığı bir yön olması lazım. Yani bunun bireysel farklarla değil, evrensel yani herkes için geçerli olarak açıklanması lazım. Benim burada öne sürdüğüm iddia ise yazar diyor ya bunu. Böyle evrensel bir yönün gerçekten de var olması. Söz konusu çatışma hayatımıza karşı gösterdiğimiz ciddiyet ile ciddiye aldığımız her şeyin geçici ya da şüpheye açık olduğunun anlaşılmasının algısal olarak mümkün olması. Enerjisiz, özensiz bir hayat insan hayatı olamaz. Normal her insan hayatının her aşamasında bazı şeylerin diğerlerinden daha önemli olduğunu gösteren kararlar verir. Bir de insanın başka bir özelliği var. Her birimizin bize münhasır hayatımız dışında hayata kuş bakışı baktığımız bir bakış açımız var. En azından bu mümkün. İşte o bakış açısından gündelik hayatımıza karşı ciddiyetimiz gereksiz gözükebiliyor. İşte hayatı absürt görmemizin sebebi kaçınamayacağımız bu iki farklı bakış açısının çatışması. Absürt çünkü bir yandan açıklığa kavuşturamayacağımız şüpheleri görmezden geliyoruz. Onlara rağmen hayatı aynı ciddiyette yaşamaya devam ediyoruz. Bu analizin ise iki yönden savunmaya ihtiyacı var. Birincisi ciddiyetin kaçınılmazlığı. İkincisi ise şüphenin kaçınılmazlığı. Hayatlarımız ciddi olabilir ya da olmayabilir. Ün, zevk, erdem, lüks, güzellik, adalet, bilgi, ruhen kurtuluş gibi şeylere önem verebilir ya da derdimiz sadece hayatta kalmak da olabilir. Ama kendimizi ciddiye aldığımız kesin. Öteki insanları da ciddiye alıyoruz diyebilirsiniz ama bu sadece elimizdeki problemi daha da büyütüyor. İnsan hayatı çaba, planlar, hesaplar, başarı ve başarısızlıklarla dolu. Hayatımızı tembellik ve enerji arasındaki bir skalada değişen derecelerde sürdürüyoruz. Eğer bir adım geri çekilip hayatımıza daha geniş bir açıyla bakma kabiliyetimiz olmasa ve hayatı kendi farkındalığımız aslında burada self-consciousness diyor. Bunu nasıl çevireceğimi bilemediğim için öz bilinçte demek istemedim. Kendi farkındalığımız dedim. Tekrarlıyorum cümleyi. Bir de bu arada bir yudum su alayım arkadaşlar. Boğazım gıcıklanmaya başladı. Eğer bir adım geri çekilip hayatımıza daha geniş bir açı ile bakma kabiliyetimiz olmasa, ve hayatımızı kendi kendimizin farkındalığımız olmadan bir dürtüden diğerine koşarak geçiriyor olsaydık durum farklı olurdu. Fakat insanoğlu sadece dürtü üzerine hareket etmez. İhtiyatlıdır, düşünür, eylemlerinin sonuçlarını tartar, yapıp ettiklerinin sonuca değip değmeyeceğini düşünür. Kiminle evleneceğimize, hangi mesleği yapacağımıza, X partisine mi Y partisine mi oy atacağımıza karar veririz ya da geçmişte yaptığımız seçimler üzerine. Mesela neden taksi şoförü olduğumuzu düşünür ama bir sonuca varmayacak bu tefekkürü bir, sonra, bir süre sonra bırakırız. Bütün bu seçimlere baktığımızda bunlara bir rasyonelite yüklüyoruz. Bu rasyoneliteyi kontrol için bir gerekçelendirme ve eleştiri sistemi var. O sistemin temeli de hiç sorgulamadığımız, cevaplar ve alışkanlıklar. Bütün bu bütün bu gerekçelendirmeyi kısır döngüye düşmeden nasıl savunacağımızı bilmiyoruz ve sorgulasak da bunlarla yaşamaya devam ediyoruz. Sebep diye ortaya koyduklarımızı tanımlayan şeyler bu şüpheciliğin başlangıç noktası. Kendimize dışarıdan baktığımızda amaçlarımızın ve peşinden koştuğumuz şeylerin ne kadar duruma göre değişir. İngilizcesi arbitrary, bunu da nasıl çevireceğimi bilemedim. Ve kısmi olduğu açık hale geliyor. Fakat bunu anladığımız zaman bile bu bizi hayattan koparmıyor. İşte absürt olan bu. İnsanın bu pozisyondan kurtulmaya çalışmasının bir yolu daha geniş bir nihai amaç çerçevesine geçmek olabilir. Bunun amacı bu büyük çerçevenin geri adım atıp günlük hayatın küçük endişelerine dönmeye mahal vermemesi. Başka bir deyiş de, kendinden büyük bir şeyde rol almak ya da büyük bir amaca hizmet etmek. Topluma, devlete, devrime, tarihin ilerleyişine, bilimin gelişimine, dine, tanrının şanına hizmet etmek gibi. Fakat bu büyük, bu daha büyük bir amaca hizmet, hizmet edilenin kendisi önem arz etmedikçe önemli olamaz ve onun da önemi bizim anlayabileceğimiz seviyeye gelmeli. Yoksa aradığımız şey sağlar bile görünmez. Diyelim ki insan ırkı hayvan yetiştiricileri tarafından başka bir canlı türünün beslenmesi amacıyla yetiştirilmiş olsun ve biz bunu öğrenmiş olalım. Bu hayatımızı anlamlı kılamaz. Bunun iki sebebi var. Bizi yemek olarak yetiştiren varlıkların önemi hakkında yine bilgimiz olmayacak. İki, bizim hayatımızın bu canlılar için bir anlamı olduğunu teslim etsek de, yani yemek olarak, bunun bizim hayatımızı nasıl anlamlı kılacağı açık değil. Fakat daha büyük bir amaç, tıpkı gündelik hayatımızdaki küçük amaçlarda olduğu gibi şüphe altında kalabilir. Ya da tam tersine, madem büyük amaçlardaki nihai gerekçe arayışını haklı görebiliyoruz, Aynı şeyi küçük amaçlar için neden yapmayalım? Ayrıca nasıl insan kendi hayatına yukarıdan bakınca absürtlük hissediyorsa aynı durum büyük amaçlar için de geçerli olabilir. Bize anlam, gerekçe ve önem sağlayan şey belli bir noktadan sonra sebebe ihtiyaç duymuyor olmamız. Günlük hayatta bunu yaşıyoruz mesela. Ele aldığımız amaç gerek insan hayatının minicik komik amaçları olsun, gerekse büyük şanlı amaçlar olsun, bir kere şüpheye düştüğünüz zaman bundan dönüş yok. Albert Camus videonun başlangıcında bahsettiğim meşhur Sisyphus mitinde, bunu internetten çok kolay bulabilirsiniz arkadaşlar. Tekrarlayayım cümleyi kopuk olmasın. Albert Camus videonun başlangıcında bahsettiğim meşhur Sisyphus mitinde bu absürtlüğün kaynağının dünyanın anlam konusunda insan taleplerini karşılayamaması olduğunu savunur. Bu savun mantıksal sonucu farklı bir dünyada bu ihtiyaçların karşılanabileceğidir. Fakat içinde insanoğlu olan ve insanın algı dünyasıyla hayal etmesi mümkün olan hiçbir dünyada bu mümkün değil. Şüphe hep olacak. Dolayısıyla durumumuzun absürtlüğü dünyanın sunduğu ile bizim beklentimiz arasındaki uyumsuzluktan değil, bizim içimizdeki çatışmadan ortaya çıkıyor. Bu şüpheleri hissettiğimiz yerin, yani o hayatımızda hayatımıza yukarıdan baktığımızda gittiğimiz yerin var olmadığı şeklinde bir itiraz getirilebilir. Diğer bir deyişle, orada verilen cevaplar, yapılan yorumlar insanın doğal cevapları olmayabilir. Fakat bu itiraz yukarıdan bakma işini yanlış anlıyor. Bu bakışın amacı bize tırnak içinde gerçekten neyin önemli olduğunu göstermek ve bununla hayatımızı karşılaştırarak onun ne kadar önemsiz olduğunu anlamamızı sağlamak değil. Bu faaliyet esnasında hayata boş vermez, onu yönlendiren standartları asla terk etmeyiz gözlemimizi yapar, bu standartlar hakkında soru işareti oluştuğunda ise sonuç başarısız olsa bile bunların kendilerini referans vererek gerekçe bulmaya çalışırız. Bunlara her daim bağlı kalmamızın nedeni doğamızdır. Eğer o başka türlü olsaydı bize şu anda önemli veya ciddi gelen şeyler başka türlü gözükürdü. Bu bakımdan absürdün felsefi algısı, Epistemolojik şüpheye benzer. Ee, arkadaşlar epistemoloji bilgi teorisi demek yani hangi bilginin geçerli olduğu vesaire bu alanlarda çalışan e, alan kısaca yani. Tekrarlıyorum bu bakımdan absürdün felsefi algısı epistemolojik şüpheye benzer. Bunların ikisinde de nihai felsefi şüphe itiraz edilmeyen kesinliklerle karşılaştırma yoluyla değerlendirilmez. Buradaki şüphe öteki alanlardaki kesinliklerle zımnen yapılan karşılaştırma yolu ile kanıt ya da gerekçelendirme sistemi içindeki şüphe örneklerinden türetim yolu ile oluşur. Burada kısa bir açıklama yapayım size yine. Yani yazar burada şüpheci savların kesin olduğu varsayılan başka konulara bakılarak türetildiğini söylüyor. Bu konunun kendi içinde kesinlikler, aksiyomlar vesaire yok diyor. Devam ediyorum. Örneğin şu anda bilgisayarımın ekranına baktığımı biliyorum. Ama aslında rüya görmediğimi bildiğimi iddia edecek yeterli delilim yok. Burada görünüşün gerçeklikten nasıl sapabileceği ile ilgili sıradan bir kavramsal örnek vermemin nedeni şu. Yaşadığımız dünyayı olduğu gibi kabul ederiz. Rüya görmediğimiz konusunda emin olamayız çünkü öne süreceğimiz kanıtlar da ancak şüphe duyduğumuz görünüşler yolu ile türetilebilir ki bunun sonu kısır döngüdür. Evet, rüyada olma ihtimali düşük ama burada ihtimalin varlığı bile durumu anlatabilmek açısından açıklayıcı. Bunun gösterdiği şu. Bildiğimizi iddia ettiğimiz şeylerin dayanağı Bunlarla uyuşmayan belirli alternatifleri eleyerek dışarıda bırakmanın gerekli olmadığına dair hissiyatımız. Yine kısa bir açıklama yapayım. Biraz tabi bunlar arkadaşlar öyle boru değil soyut konulardan bahsediyoruz. Bu şu demek evet akla uymayan bir takım şeyler olabilir. Ama bu modeller böyle diyor kabul ediyorsunuz. Çelişkileri de bu gerçekliğin bir parçası olarak kabul ediyorsunuz. Bunu demeye getiriyor yazar yani. Buna rüya ihtimali, devam ediyorum, buna rüya ihtimali ya da komple bir halüsinasyonda dahil. Bunlar bizim çoğunu algılamamızın bile mümkün olmadığı sınırsız ihtimallerin sadece bir ikisi. İnanç, kanıt ve gerekçelendirme sistemimiz, bütün o böbürlenmesine rağmen dünyayı olduğu gibi kabul etmemiz halinde işe yarıyor. Burada e, bir not daha düşeyim arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz inanç dediğimiz şey o hani e, dini inanç değil, belief dediğimiz şey. Yani bilgi teorisinde hani derler ya e, bilgi nedir? E, kanıtlanmış inançtır. True self belief'tir. Buradaki belief o bilgiyi kanıtlayan, yani o genel anlamda belief, inanç. Tekrarlıyorum burayı. İnanç, kanıt ve gerekçelendirme sistemimiz bütün o böbürlenmesine rağmen dünyayı olduğu gibi kabul etmemiz halinde işe yarıyor. Görünüşleri alternatif bir gerçeklikle karşılaştırma pozisyonunda değiliz. Olağan cevaplarımızı bırakamayız. Bırakabilme yeteneğimiz olsaydı o zaman da herhangi bir gerçekliği algılama konusunda elimizde hiçbir araç kalmazdı. Bu iş pratik hayatta da böyle. Hayata bakıp gerçekten objektif olarak neyin önemli olduğunu anlamak için hayatımızın dışında bir noktaya, bir tepeye çıkıp bakmayız. Hayatı genelde olduğu gibi kabul eder ama aynı zamanda şunu da biliriz. Kararlarımıza ve kesinliklerimize her şeyi objektif bir şekilde test edip doğru mu yanlış mı diyerek ulaşmıyoruz. Gerek epistemolojideki şüpheciliğe, gerekse hayatımızdaki absürtlük hissini kabullendiğimiz kanıt ve gerekçelendirme sistemindeki başlangıç ya da temel şüpheler yoluyla varabiliyoruz. Ve bunu yapmak da olağan kavramlarımızı ihlal etmeden mümkün. Sadece ayağımızı bastığımız zeminin gerçekte olup olmadığını değil aynı zamanda duyularımızın kanıtlaması ile elde ettiğimiz bütün bilgiyi sorgulayabiliriz. Ama bir noktada sorulabilecek sorular cevapları aşacaktır. Bu çok önemliydi. Buna benzer bir şekilde neden aspirin almamız gerektiğini sorgulayabilir ya da daha da yukarıdan bakıp bütün bunların nedeni olan ana soruyu sorabiliriz. Neden rahatımız için çaba göstermek zorundayız? Bu daha genel ana bir felsefi soru. Bu genel soruya cevap vermeden aspirin almamız genel sorunun anlamsız olduğunu göstermez. Her iki alanda da şüpheye neden olan fıtratımızdaki güven kanıta dayanarak yapmıyoruz bunu yani. Dolayısıyla bu şüpheleri gidermek için onu kullanamayız. Burası biraz böyle sisler ardında oldu. Biraz açıklayayım yani. Daha ee, günlük dille açıklamaya çalışayım. Yani hem epistemoloji de hem de bu absürtlük meselesinde şüphe bizim hiçbir şeye dayanmayan doğal güvenimiz. Yani aslında bu şüpheleri duymak bile bizim etrafımızdaki dünya hakkında yaptığımız yorumlarda ne kadar kendimize güvendiğimizi gösteriyor. Kendimiz dışında kanıtlamak için destek bulamadığımız bir bakışla. Bu bakış hakkındaki şüpheleri gidermeye çalışıyoruz. Yani yine bir kısır döngüye düşüyoruz. Felsefi şüphecilik sıradan inançlarımızı terk etmemize neden olmaz, ama onlara garip bir tat verir. Biraz önce yaptığım açıklamayı burada yapmışım aslında arkadaşlar. Belki bu daha anlaşılabilirdir epistemolojik şeyle inançla ilgili. Burada inanç ile kastedilen epistemolojik inanç yani ayağımızı bastığımız yerin gerçekte var olduğuna olan işte oturduğumuz sandalyenin gerçekte var olduğuna olan bilginin bilgi olduğunu kanıtlayan inanç. Bu çok daha değerli toplu olmuş. Neyse tekrarlıyorum. Felsefi şüphecilik sıradan inançlarımızı terk etmemize neden olmaz ama onlara garip bir tat verir. Bütün bu şüpheli durumu absürtlüğü kabullenir ama aşina olduğumuz kanaatlere belli bir ironi ve teslimiyetle yine geri döneriz. Çünkü bu kanaatler tabiatımızdan gelen doğal cevaplara dayanırlar ve o cevapları terk edemeyiz. Tıpkı birisinin başka biriyle kaçan ve sonradan geri dönen sevgilisini geri kabul etmesinin mümkün olması ancak e, ancak o kişinin artık o sevgilisine başka bir gözle bakması gibi. Gerek inançta çok kalmadı arkadaşlar. Gerek inançta gerekse aksiyonda bizi ayakta tutan akıl ya da gerekçelendirme değil bunlardan çok daha basit bir şey. Çünkü sebeplerin ortadan kaldığın, kalktığına ikna olduktan sonra bile aynı şekilde devam ediyoruz. Tamamen akla dayanmayı denesek ve bu konuda bastırsak hayatlarımız ve inançlarımız çökerdi. Bu bir çeşit delilik olurdu. Dünyayı olduğu gibi kabul etmez ya da bir şekilde bu yetimizi kaybetsek akıl bunu bize geri veremezdi. Hayatımızın absürtlüğünün üzülecek bir şey olup olmadığı ya da bundan kaçınmanın mümkün olup olmadığı konusuna geçmeden önce gelin bundan kaçınmak uğruna vazgeçilecek şeylere bakalım. <laughs> bir farenin hayatını absürt diyebilir miyiz? Peki ayın yörüngesi neden absürt değil? Çünkü Ay'ın o yörüngede hareket etmesi bir mücadele ya da amaç içermiyor. Ancak bir fare ise hayatta kalmak için çalışmak zorunda. Ama buna rağmen absürt değil. Çünkü sadece bir fare olduğunu anlaması için gerekli farkındalığı ve kendine yukarıdan bakabilme kapasitesi yok. Öyle bir şey olsaydı onun da hayatı absürt olurdu. Biliyoruz ki İnsanoğlunda kendine yukarıdan bakabilme yetisi doğal. Peki yukarıdan bakmayı reddedip ve sadece kendi hayatlarımızda kalarak bu absürtlükten kaçınabilir miyiz? Bunu bilinçli bir şekilde reddedemeyiz. Çünkü reddettiğimiz bir şeyin varlığından da haberdarız demektir. Bu işe yaramaz. Yukarıdan bakmayı sağlayan farkındalıktan sakınmanın tek yolu ya onu hiç edinmemek ya da unutmaktır ki Bunların ikisi de istenç ile elde edilebilecek şeyler değildir. İstenç burada İngilizce will onun çevirisi. Öte taraftan bunun tersini yapabiliriz. Yani absürdün diğer parçasını yani insanın dünyevi insani yönlerini yok etmek için çaba gösterebiliriz. Ki bu bazı doğu dinlerinin ideali gibi gözüküyor. Diyelim ki başardık bunu. O zaman bu süper bilinirliği yani sadece gökyüzüne bakmayı gündelik hayatın çamurlu yollarında yürütmek zorunda kalmayız ve absürtlük azalmış olur. Değil mi? Öyle mi acaba yani? ve fakat bu kendi kendini yetiştirme, yontma, budama ne derseniz deyin bir çabanın, istenç gücünün, çileciliğin ve benzeri şeylerin sonucu olduğu sürece kişinin kendini yeterince ciddiye alması demektir. Ve böylece kişi dünyevilikten uzaklaşmaya fazla çalışarak bütün bu çabayı köstekleyebilir. Bunun tam tersine kişi sadece dünyeviyata tepki verirse, ona göre yaşarsa, yani içgüdüden içgüdüye koşarsa çoğu kişiden daha absürt bir hayata kavuşabilir. Ama onun da maliyeti ayrıklıktır. Toplumdan, normal insan hayatından uzaklaşmaktır. Ayrıca bu hayata anlamlı bir hayatta diyemeyiz. İşte absürtlüğün temel şartı bu. İkna olmamış, kendini aşabilen bir bilinci insan hayatı gibi kendi içine mahkum, sınırlı bir varlığın hizmetine zorlamak. Nihai kaçış intihar denebilir ama böyle aceleci çözümleri benimsemeden önce varlığımızın absürtlüğünün gerçekten mutlaka çözüm gerektiren bir problem olup olmadığını dikkatlice düşünmemiz bilgece olur. Camus'un yaklaşımı işte problemi tam da burada görür. Mantığı şudur. Hepimiz hayatımızdaki küçük ya da gündelik absürtlüklerden kaçınmak isteriz. Dolayısıyla daha büyük ölçekteki absürtlükten kaçınmak isteği de insan doğasının gereğidir. Burada kısa bir açıklama yapayım. Yani Camus her insanın fıtratı gereği absürtlük hissinden kurtulmak, kaçınmak en azından bununla mücadele etmek isteyeceğini bir gerçek, verili bir bilgi olarak kabul ederek bu analizi yapıyor. Kamu intihar da dahil olmak üzere kaçışçı olarak nitelediği çözümleri pek de sağlam olmayan kanıtlarla topyekün reddediyor. Tavsiye ettiği ise meydan okuma İngilizcesi defiance ve hor görme İngilizcesi scorn. Haysiyetimizi Yakarışlarımıza tepkisiz bu dünyaya yumruğumuzu sallayarak ve ona rağmen yaşamaya devam ederek kurtarabileceğimize inandığı görülüyor. Bu hayatımızı absürt olmayan bir hale çevirmeyecek ama ona belli bir asalet katacak. Bu bana romantik ve birazcık da kendine acımı olarak geliyor. Absürt halimiz ne o kadar çok stres ne de meydan okuma gerektiriyor başka bir rotada romantizm tuzağına düşmek riskine rağmen absürtlüğün bizim en önemli insani özelliklerimizden biri, en gelişmiş ve ilginç karakteristiklerimizin yansıması olduğunu iddia edebilirim. Tıpkı epistemolojideki şüphecilik gibi absürtlüğü mümkün kılan insanoğlunun belli bir tür içgörüye yani düşünce dünyasında kendini aşma kapasitesine, kapasitesine sahip olması. Eğer absürtlük hissi gerçek durumumuzu anlamanın bir yolu ise o zaman neden bunu içerleyelim ya da kaçalım bundan? Absürtlük tıpkı epistemolojik şüphe gibi insani sınırlarımızı anlama yeteneğimizden kaynaklanır. Biz zorla öyle yapmaya çalışmadığımız sürece bunun bir sancı haline gelmesine gerek yok. Ne de cesur ya da gururlu hissedebilmek için kadere meydan okuyucu bir hor görmeye ihtiyacımız var. Bu tür dramatik hareketler insan bunu sadece kendi özelinde yapsa da durumun kozmik ölçekte önemsizliğini teslim konusunda kendi kendimize ters düşmek demektir. Eğer evrensel bir bakış, bir şeylerin önemi olduğuna dair hiçbir sebep göstermiyorsa o zaman bu yargının da bir önemi yoktur ve absürt hayatlarımıza kahramancılık ya da umutsuzluk yerine ironiyle yaklaşabiliriz. Evet bitti arkadaşlar. Nasıl? Bomba değil mi? Yani e, bunun yorumunu e, bir sonraki e, videoda yapacağım. Bu makale tarzının ve bu yazarların Thomas Nagel'ın, Bernard Williams'ın neden onları bu kadar çok sevdiğimin e, sebeplerini biraz e, açıklayacağım. E, neden e, bu tarzın daha e, verimli olduğunu açıklayacağım size ama daha fazla uzatmayayım. Kaç dakika? Bir saate yakın oldu. Sürçü lisan ettiysek affola diyeceğim ki ettim biraz takıldım arada. Paslı olduğuma verin, insanlık haline verin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ki çok uzatmayacağım. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.